yine arkadaşlar biliyorsunuz her yıl enflasyon açıklanır. Ama biz ne diyoruz? Açıklanan enflasyon değil, gerçek enflasyon. Yani cebimize yansıyan enflasyon diyoruz sevgili dostlar. Çünkü açıklanan enflasyon oranında bizler zam almaktayız. Onun için ne diyoruz? Gerçek enflasyon. Bizler yıllardır taşeron arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktayız. Ve onlar yıllardır kadro beklemekte. 2013 yılından beri buradayım ve hala kadro alamadım. 9 yıldan beri çalışıyorum, hala da kadro yok. 9 senedir çalışıyorum, hala kadro bekliyoruz, kadro alamadım. 2017'de girdim, hala kadro alamadım. 10 yıldır çalışıyorum, hala kadro alamadım. 2014'ten beri çalışıyorum, hala kadroyu bekliyorum. 9 senedir çalışıyoruz, daha alacağız. Taşerona kadro, taşerona kadro, taşerona kadro, taşerona kadro. Hayat pahalı, yine satın alma gücümüzdeki sıkıntılarımız devam etmekte. Adaletsiz vergi sistemi devam etmekte. Kamu işçileri ve ücret sorunları devam etmekte. İşsizlik yine aynı şekilde güvencesiz çalıştırma, kayıt dışı ve mülteci sorunu giderek artmaktadır sevgili dostlar. Yine başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir kısmı yaşanan şartlardan ağırlaşmış şartlarda mücadele etmek zorunda kalmıştı sevgili dostlar. Yine toplu bir hazırlık dışında halkımızın geçim sorunu devam etmektedir sevgili dostlar. Yaşadığımız sorunları dikkat çekmek için önce geçtiğimiz ay sevgili dostlar 81 ilden basın açıklaması yaptık. Ardından 26 Ağustos'ta Tekirdağ Çerkezköy'de 3 Eylül'de Zonguldak'ta binlerce kişinin katılımıyla basın açıklamaları yaptık sevgili dostlar. Ama maalesef sesimizi duyuramadık. Bakın burada ne yazıyor? Hiçbir kriz bizleri bu kadar mağdur etmedi sevgili dostlar. Bakın birçoğunuzun yaş ortalaması aynıdır. Yıllarca biz krizler yaşadık. Ama hiçbir zaman için bu kadar yoksul olmadık. Bu kadar perişan olmadık. Alım gücümüz bu kadar düşmedi. Yine vergiden adalet diyoruz sevgili dostlar. Bakın vergiden adalet. Gelir adaletinin sağlanması için vergide adaletin sağlanması gerekir sevgili dostlar. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi. Bakın ülkemize servetine servet katanlar, bugün ülkenin öz kaynaklarından faydalananlar biz işçiler kadar vergi vermiyor sevgili canlar. Bakın da kamuda işçi ücret dengesizliği sevgili dostlar. Biliyorsunuz hepimiz çalışıyoruz, aynı işi yapıyoruz ama hepimiz farklı farklı ücretler, farklı farklı maaş alıyoruz. Bu dengesizliğin bir an önce kalkması için bununla ilgili çalışmalar yapacağız, eylemler yapacağız, bununla ilgili basın açıklamaları yapacağız. Enflasyon kadar ücret zammı yoksulluğun sürmesidir sevgili dostlar. Bakın enflasyon açıklanıyor ama biz ne diyoruz? Gerçek enflasyonun açıklanması gerekir diyoruz. Bugün hükümetin açıkladığı enflasyon da cebimizdeki enflasyon birbirini tutmamakta. Her ay zam gelmekte. Gittiğimiz bugün aldığımızı yarın farklı bir ücretle almaktayız hepimiz. Ve bu da bizi açlığa, sefalete götürmektedir. Bugün kamuda çalışan işçi arkadaşlarımız yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır sevgili dostlar. Biz işçiler enflasyonun sebebi değiliz. Bugün bize diyorlar ki işçiler enflasyonun sebebi. Hayır arkadaşlar, biz üreteriz. Bakın biz karayolcular yolda seyahat eden bütün arkadaşlarımız yolda mutlaka onlar yolda orup içerler. Onlar asfalt yaparlar, tarla mücadele yaparlar. Bizim çevremizi, sizin rahat seyahat edebilmeniz için çalışırlar. Gece gündüz çalışırlar. Ama oradan geçerken ve çalacağınız bir koruna vereceğiniz bir selam o insanları mutlu eder sevgili dostlar. O yüzden biz diyoruz ki eşit işe eşit ücret diyoruz ve arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeyin, gerçek enflasyon açıklansın diyoruz. Bakın arkadaşlar, açlığında çalışan arkadaşlarımıza kadro diyoruz. Yıllardır bizde çalışan arkadaşlarımız var. 10 yılın üzerinde çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın kadroya alınması için defalarca söyledik. Üst kurulda bizim federasyonumuz, bizim Türkiye Yol İş Sendikası ve birleşenleri hepsi bunları söylediler. Türk İş Birleşenleri.
bu arkadaşlarımızı bir an önce kadroya alınmasıdır. Yani ilgili sürekli dile getiriyoruz. Bulunduğumuz her ortamda dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamızı, arkadaşlarımızı bu yıl, önümüzdeki yıl kadroyla, önümüzdeki 2025 yılına kadroyla gitsinler istiyoruz sevgili dostlar. Yine kıdem tazminatımız tavan miktarı bürüt ücretin 7,5 katı olması gerekmektedir. Sevgili dostlar, eskiden biz kıdem tazminatının 7,5 katı asgari ücretin 7,5 katı kadar kıdem tazminatı alırdık. Ama bugün 2,5-3 katı kadar kıdem tazminatı alıyoruz. Bizler işte diyoruz ki kıdem tazminatımız eskiden iyi veya kötü, bizler bir ev alırdık. Ama çocuklarımızı evlendirirdik. Kızlarımızın keyif parasını yapardık. Ama bugün maalesef bir oda dahi alamıyoruz sevgili dostlar. Evet, ekonomik krizin bedelini biz işçiler bundan sonra ödemeyeceğiz sevgili dostlar. Evet, arkadaşlar, tabii Türkiye'ye geleninde Türkiye Yol İş Sendikası, Türk İş'e bağlı federasyonu, birleşenlerinin tamamı Türkiye genelinde bugün basın açıklaması yapıyoruz. Bizler sesimizi defalarca yaptığımız eylemlerle duyuramadık. Bugün de biz ağzımızı bantladık. İstedik ki konuşmayalım ve elimizdeki kağıtlarımızla, afişlerimizle sesimizi duyuralım diyoruz. Yaşasın Türk İş, yaşasın emek, barış ve özgürlük mücadelemiz diyoruz. Bantlarımızı çıkaran hepimiz bunu haykıralım hep birlikte. Yaşasın Türk İş! Yaşasın emek, barış ve özgürlük mücadelemiz! Yaşasın emek, barış ve özgürlük mücadelemiz! Evet arkadaşlar, bugün bizler de burada bir saatlik iş bırakma eylemi yapacağız.